Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün tarih boyunca karşı karşıya kalınan ve hala açıklanamayan gizemli ve ürkütücü olaylardan bazılarını beraber inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, vlog kanalına yeni video attım. Her hafta video yayınlayacağım diye söz verip asla yapmıyorum biliyorum ama arada bir video geliyor. En azından bu kanaldaki içerikler kendilerine ürkütücü gelenler, korkutucu gelenler varsa oraya bir göz atabilir. Ayrıca lütfen hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve beni de diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Özellikle TikTok'ta bu aralar oldukça aktifim. Cansız mankenler evi. John Lawson House olarak geçen bu ev, Amerika'nın en ürkütücü evlerinden biri haline gelmiş durumda. Bu gizemli evde kimse kimin yaşadığını bilmez. Ancak kendisi mankenler evi olarak tanınır. Her gün verandaya cansız mankenler oturur. Bu mankenlerin duruş ve oturuş şekilleri ve kıyafetleri ise günden güne değişir. Genellikle biraz daha eski 1950'ler, 60'lar havasında giysileri bulunur. Kimse onları kimin giydirdiğini ya da hareket ettirdiğini bilmez. Ancak evde yaşayan biri olmadığı bilinir. Ev içinde herhangi bir harekete bugüne kadar hiç rastlanmamıştır. Ayrıca bu cansız mankenler sadece kıyafetleriyle verandada oturmaz. Yanlarında bazı enteresan şeyler de vardır. Bazen bir kitap, bazen boş bir kuş kafesi, bazen ise alet çantası mankenlerle birlikte verandaya yerleştirilir. Bazı yağmurlu günlerde mankenler verandaya çıkmaz. Yağmur durduktan sonra ise tekrar orada belirir. Bu evin 1840 ila 1845'li yıllar arasında yapıldığı tahmin edilir. O civardaki en eski evlerden biridir. Evi kimin yaptırdığı bilinmezken 1801 ile 1873 yılları arasında John Lawson adında bir adamın burada yaşadığı düşünülür. Evle ilgili tek ilginç konu aslında verandada bulunan ve kıyafetleri devamlı olarak değişen cansız mankenler değildir. 1971 yılında evden 200 feet yani yaklaşık 60 metre ileride korkunç bir tren kazası olur. Kırılan bir ray nedeniyle 25 vagonlu bir tren devrilir. Vagonlardan bazılarının içinde ise benzin vardır ve dökülen yakıt nedeniyle büyük bir yangın çıkar. Birçok insan hayatını kaybeder. İddia edilene göre mankenler ise her zaman bu kazanın olduğu yöne doğru konumlanmış şekilde verandaya yerleştirilmiştir. Bu olaydan sadece 6 sene sonra bölgede yine devasa bir yangın çıkar. Neredeyse civardaki bütün evler ve ahırlar yanar. Ancak John Lawson evi bu yangından hiç zarar almadan kurtulur. Bazı kişiler tren kazasında ölen insanların ruhlarının bu evi koruduğuna inanır. Bir takım daha gerçekçi teorilere göre ise tüm bu cansız mankenler aslında bir sanat projesini temsil etmektedir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Max Headroom olayı. Max Headroom olayı 1987 yılında Chicago TV kanalının hacklenmesi sonucu meydana gelen gizemli bir vakadır. Bu televizyon kanalı iki kere hacklenmiştir. Bir tanesi bir futbol karşılaşması esnasında, diğeri ise ünlü televizyon dizisi Doctor Who'nun yayınlandığı sırada gerçekleşmiştir. İngiliz televizyon karakteri Max Headroom kanalına girmiş bir adamın videosu, yayınlar bölünerek tam olarak anlaşılamayan parazitli bir ses eşliğinde yayınlanmıştır. 25 saniye boyunca süren ilk olay gece 21'deki bir spor yayını esnasında gerçekleşir. 25 saniye sonra kanal görevlileri tarafından korsan yayın kesilir. İkincisi ise yaklaşık 2 saat sonra Doctor Who dizisi esnasında olur ve 90 saniye sürer. Fakat bu korsan yayını kanal yetkilileri kesmeyi başaramaz. Ardından 30 yıldan fazla süre geçmesine rağmen bu korsan yayın ve videonun gizemi hala çözülememiş ve bunun arkasında kimler olduğunu ortaya çıkartılamamıştır. Bir televizyon kanalına korsan bir yayın sızdırılması aslında olağan ve basit bir olay gibi gözükse de o dönemki imkanları da göz önüne aldığımızda uzmanlar bu tarz bir hackleme olayının yapılmasının imkansız olduğunu ve çok gelişmiş ve aşırı pahalı aletler kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu olaya kısaca bir videomda daha değinmiştim arkadaşlar. Bayağı da zaman geçti üzerinden. Hatırlayanlar var mı bakalım sıkı takipçilerden? Eklesinler yorumlara, bizden olanlar kendini belli etsin. Et yağmuru. 1876 yılında Kentucky sakinleri güne ilginç bir olayla başlar. Havadan et parçaları yağar. İki kişi bu etlerin tadına bakma cesaretinde bulunur. Tadının geyik veya koyun etine benzediğini söylerler. Bu gizemli olayla ilgili pek çok komplo teorisi üretilir. Bu teorilerden en akla yatkın olanı ise bu etlerin akbabaların kusmuğu olduğu yönündedir.
Gökten yağan tek ilginç şey ise sadece et parçaları değildir. 2007 Nisan ayında Arjantin'in bir şehrinde gökten örümcek yağmıştır. Birkaç arkadaş Paskalya tatilinde Salta şehrine gitmeye karar verir. San Bernardo'ya tırmanmaya başlayan arkadaşlar birkaç saat sonra toprağın üzerinde farklı renklerde ve türlerde örümceklerle karşılaşır. Ardından kafalarını yukarı kaldıran gençler örümceklerin gökyüzünden yağdığını fark eder. Arachnofobisi coşan var mı aranızda? Et, örümcek derken gökten düşen ve asla aklınıza gelmeyecek bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Bir inek. 1997 yılında birkaç Japon balıkçı teknelerinin batması nedeniyle denizde mahsur kalır ve sonrasında kurtarılırlar. Söylediklerine göre ise gökten bir inek düşmüş ve teknelerini parçalayarak batmasına neden olmuştur. Bu anlatılanlara inanmayan yetkililer Japon balıkçıları hapishaneye gönderir. Olaydan birkaç hafta sonra Rus Hava Kuvvetleri Japon yetkililerine kargo uçaklarındaki bir mürettebat inek çaldığını ve kayıtsız olarak uçağa bindirilen ineğin ağırlığı fazla gelince havadan atıldığını bildirir. Ayrıca zamanında birçok ülkede ve birçok farklı şehirde solucan, kurbağa, balık, yılan gibi pek çok hayvanın yağdığı da rapor edilmiştir. Bilim insanları fırtınalar ve hortumların bu gibi hayvanları alıp başka bir yere yağdırabileceği açıklamasında bulunmuşlardır. Nazca çizgileri. Yeryüzüne işlenmiş kaynağı belirsiz devasa desenlerden oluşan Nazca çizgileri, Peru'nun güneyinde yer alan Nazca çölünde yere çizilmiş, bazıları kilometrelerce uzunlukta olan çizgilere verilen genel addır. Bu bölge UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve ününü geniş bölgelere yapılmış ve kaynağı belirsiz çizimlere borçludur. İlk çizgi ise 1926 yılında bir uçak seyahati esnasında fark edilmiştir. Sarmal çizgiler, geometrik şekiller, çiçek, kuş, maymun, örümcek gibi hayvan desenlerini içeren devasa çizgileri kimin, ne zaman ve özellikle de hangi teknolojiyi kullanarak yaptığı bilinmemektedir. Çizimlerin M.Ö. 200 ila M.S. 700 yılları arasında yapıldığı tahmin edilir. Bazı antropologlara göre ise Nazca çizgileri tanrıları mutlu etmek üzere tasarlanmış bir takım eserlerdir. Çizgiler sert bir zeminde yer alması ve az yağış alan bir bölge üzerinde olması nedeniyle yıllarca korunmuştur. Binlerce yıl önce ortada bilinen hiçbir teknoloji yokken nasıl oluşturulduğu hala bilim insanları tarafından açıklanamamış Nazca çizgilerinin zamanın imkanlarıyla balon vasıtasıyla yapılmış olabileceği iddiası en makul teorilerden biridir. Birçok gizemli olayda olduğu gibi dünya dışı varlıkların da bu gizeme ev sahipliği yaptığı öne sürülen teoriler arasındadır. Çiçecime olayı. Bu olay aslında gizemi çözülememiş bir olay değil. Gerçekten yaşanmış, kayıtlara geçmiş ve rapor edilmiş bir vaka. Ancak ben ilk okuduğumda bana çok enteresan gelmişti. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Özellikle de sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 7 Aralık 1941 tarihinde Japonların Pearl Harbor'ı bombaladığı haberi ilk duyulduğunda 18 yaş doğum gününde Amerikan donanmasına katılmaya karar veren genç bir pilot 2 Eylül 1944 yılında ekibiyle beraber Japonya'daki bir yere saldırı düzenlemek için anakaraya yaklaşık 408 kilometre uzaklıktaki Chichijima Adası'na uçmayı planlar. Ada Japonlar için bir iletişim ve tedarik merkezidir ve sıkı bir şekilde korunur. Ana hedef ise iletişimi kesmek için adadaki bir radyo kulesini yok etmektir. Uçuştan 1 saat kadar sonra uçak vurulur, kokpitin içi duman dolmaya başlar ve uçağın kanatları alev alır. O günlerde ordu mensubu 10 kişi uçaklarının vurulması sonucu Chichijima Adası'na düşer veya oraya doğru sürüklenir. Bazı kayıtlarda yer alan raporlara göre yakalanan askeri personelden 4 tanesi o gün idam edilir. Geri kalanlar ise bir süre sonra öldürülür. Ancak işin içinde ürkütücü bir konu daha vardır. O da yamyamlık. O askerden 9 tanesi bir şekilde öldürülür ve adada yaşayan insanlara yemek olur. İçlerinden ise sadece biri canlı canlı yenmekten kurtulur. O zamanlar 20'li yaşların başında olan genç bir subay ve bu kişi 2. Dünya Savaşı gazisi son Amerikan başkanıdır. İsmi ise George W. Bush'tur. Bush bir Amerikan denizaltısı tarafından kurtulana dek okyanusta kulaç atmış ve dalgalarla savaşmıştır. Ne hikaye ama, değil mi? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Birazcık kısa kısa da olsa bugün gizemi çözülememiş 4 olayı ve artı bir Chichijima olayında son olarak sizlerle paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Zaten olayların hepsini biliyordum. Özellikle de ilk anlattığım konu bu cansız mankenler evi. Yani bilmiyorum, John Lawson House.
olarak geçen yer. Arkadaşlar bana gerçekten çok enteresan geldi. Hatta bununla ilgili çok kısa bir süre önce TikTok'ta da bir video yaptım, birkaç gün oldu yayınlayalı. Umarım onu da izlemişsinizdir. İzlemediyseniz oraya da bir göz atın. Sosyal medya hesaplarımı, diğer sosyal medya hesaplarımı yukarıya ekliyorum arkadaşlar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse devamı da gelebilir. Tarihteki açıklanamayan olaylarla ilgili çeşitli araştırmalar yapıp sizlerle buluşturabilirim. Çünkü gerçekten arkadaşlar bu tarzda böyle kısa kısa anlatıp sizlerle buluşturabileceğim çok fazla gizemli vaka var. Tahmin edebileceğiniz gibi. Tabii ki bazı olaylar çok daha hani net bilindiği için onlarla ilgili tek bir video yapabilirim ya da daha uzun hani içerikler hazırlayabilirim. Ama bunlar mesela John Lawson House en başında, videonun başında sizlerle bahsettiğim olay. Onunla ilgili çok fazla bilgi yok kimsenin elinde. Yani yabancı kaynaklara da baktım. Türkçe'de zaten hani hiçbir içerik bulamadım bu konuyla ilgili. Ne Wikipedia'da ne başka kaynaklarda ne de böyle hani paranormal ürkütücü şeylerin anlatıldığı web sitelerinde hiçbir bilgi doğru düzgün yok. Hep bütün anlatılanlar bu kadar. Diğer olaylar da aynı şekilde arkadaşlar. Neyse, videoyu uzatmayayım daha fazla. Sizleri biliyorsunuz ki gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz şimdilik. Hoşça kalın.